Yani bütün dünya basınına baktığımızda bugün Türkiye ile ilgili kara propagandalar, işte Sayın Erdoğan'la ilgili Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili söylenenlerin dünya medyasında tutmadığını görüyoruz. Yani bugün ben tekrar bu programa gelmeden önce taradım, acaba ne kadar bu tür şeyler ciddiye alınıyor diyor. Türkiye ile ilgili normalde Sayın Erdoğan'la ilgili muhalif olanlar bile artık bu Rusya'nın yalanlarına inanmıyorlar. Yani bunların bir psikolojik operasyon olduğu, kara propaganda olduğu belli. Fakat Türkiye'yi bölgeden izole etme, bölgeden soyutlama, yalnızlaştırma ile ilgili bazı gelişmelerin olduğunu da görmek gerekiyor. Normal şartlar altında Suriye söz konusu olduğunda bazı tarafların aynı masa etrafında otursalar da anlaşamadığını görüyorduk değil mi? Mesela Suriye ile işte Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya hiç aynı yerde olmadı. Türkiye de aynı şekilde. İşte İran Türkiye ile aynı işte yerde olmadı duruş itibariyle söylüyorum problemin çözümü açısından. Ama bakın bugün geldiğimiz noktada PYD'ye Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor ki düne kadar terör örgütü olarak onları işte belki görüyorlardı. İşte Rusya şimdi devreye girdi. İşte bir taraftan Esed'in elini güçlendiriyor. Muhtemelen Ocak ayındaki görüşmelerde daha fazla toprağı işte elinde kontrol eden bir rejim olarak, daha güçlenmiş bir rejim olarak Esed orada masaya oturacak muhaliflerle. Diğer taraftan PYD'yi de aynı şekilde onlar da desteklemeye başladılar. PYD'yi desteklemenin doğrudan doğruya etkisi Türkiye üzerinedir. Diğer gruplar üzerine değil.